Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün e, işleyeceğimiz konu imamenize ip sıkıştığı zaman nasıl çıkaracaksınız? E, bunun detaylarını göstermeye çalışacağım. Fakat e, videonun ta en başından itibaren söyleyeyim ki e, buraya imameye e, ip sıkıştığı zaman bu iş sizi aşan bir iş. bir Bu iş atölyelik bir iş arkadaşlar. Onu baştan e, söyleyeyim size. E, çünkü çünkü e, bu işçilikler hassas işçilik değilse e, ip delik yolları da bozuk olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu sizi çok fena zorlayacaktır. E, <laughs> evde herhangi bir şeyle bunu yapma olasılığınız çok düşük. E, ben ip içinde sıkışmamış ama ben size yöntemlerini göstereceğim. Bakın mesela şurada detaylarını görebiliyor musunuz? Size göstermeye çalışayım. Gerçi ışıkta belli olmuş. Şunda belki belli oluyordur. Bakın bu ucuz işçilik bir imame arkadaşlar, şurada e, siz görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama e, şurasında tam e, şöyle, bakın e, buradan delmiş bu taraftan biraz çıkmış, buradan dermiş, bu taraftan çıkmış biraz. Bunlar ucuz işçiliklerde, kaliteli işçiliklerde bu olmuyor. Kaliteli işçiliklerde sıkışan iplikleri çıkarmanız çok daha kolay. Şimdi ben nasıl yapacağınızı göstereyim. Önce hiçbir şey siz göstereceğim. Mesela metal bir parça bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu ataç parçası olabilir. Başka bir şey olabilir. Bununla mesela yan delikten girip genelde ip şurada sıkışır kalır arkadaşlar. Ya da bu üst yollarda sıkışır. Altlarda fazla bir şey sıkışmaz. Net mi bakayım? Evet. Bunu mesela buradan ipinizi kestiğinizi şuradan kesiyorsunuz. Hatta mümkünse bir frezeyle şu şuradan şuraya kadar gelen kısımdaki ipleri de bir frezeyle alabilirsiniz. Ama evde bunlara e, sahip olmayacağınızı düşünerek anlatıyorum. E, zaten bir frezeniz, bir makinanız, bir şeyiniz varsa e, biraz büyük böyle delip e, ipleri temizleyebilirsiniz. Mesela şununla şöyle geriye doğru iteceksiniz arkadaşlar. Bakın öbür taraftan çıktı. E, bu bunu böylece ipi iterek çıkartmış olacak. Ee, şu taraftan da deneyelim. Ee, evet, bu taraftan da deniyorum. Bakın bu da öbür taraftan çıktı ee, ve bunun mantığı şu: ee, şurada sıkışan ipi yukarıya iterek çıkartabilirsiniz. Ama dediğim gibi ip sıkışması şuraya kadar geldiyse önce bir şekilde şu ipi temizlemeye çalışın arkadaşlar. Ee, bir de şu tarafı da temizlemeye çalışacaksınız ki şuradan itibaren soktuğunuzda zaten burada sıkışacağı için sizin bütün elinizi kolunuzu bağlayacaktır. Ya da ipin düğümü şuradadır. İp şuraya kadar geldiyse bu da sizin canınızı çok sıkacaktır. Önce bu iplerin ta buraya kadar temizlenmesi lazım ki e, sivri bir şeyle o düğümü orada parçalamanız gerekebilir. E, ya da dediğim gibi şuradan iterek böyle çıkartacaksınız arkadaşlar. <laughs> Yani çok detaya girmememin sebebi arkadaşlar bunlar evde gerçekten yapılabilecek işler değil. Bu şekilde basit bir şekilde girip itebiliyorsanız girdirin ve itin çıksın. Ama öbür tara öbür noktada sizi zorlayacak bir durumla karşılaştığınız zaman kesinlikle fazla uğraşmayın. İmamenizin şu delik yollarını kırarsınız. İmameyi kırarsınız. Tepeliği kırabilirsiniz. Hatta şu metal parçayı içinde sıkıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bu ateş ataş ataç mı diyorlar? Ataç parçasıydı arkadaşlar. Ee, yani şöyle daha inceleri de var. Belki daha ince olur diye bunu e, aldım. Şöyle daha inceleri de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi istiyorsanız bir ip atmayı deneyim bunun içine. Ee, sıkıştırmaya çalışayım. Bakalım itersek geri gidecek mi? Sanmıyorum geri gitsin ama mesela Şuraya kadar ipi sıkıştıracağım. Üst taraftan açmaya çalışacağım. Üst, üst taraftan özür dilerim. E, matkapla açmam, frezeyle açmam gerekiyor ama frezeyi kullanmayacağım. E, şu altlardan iterek çıkartmaya çalışacağım. Becerebilecek miyim? E, hiç sanmıyorum ama e, böyle görün diye sizin için bir el atacağım arkadaşlar. Sadece görmeniz için. Evet. Şöyle uzaklaştıralım da. Bir ipimizi önce alalım arkadaşlar geçirelim şöyle. Kaynak yapalım. Yani buradan ip geçirmiş gibi yapalım. Bir de öbür taraftan alayım. Bu arada arkadaşlar ben bunu yaparken şunu söyleyeyim. Ucuz işçilikli bakalit tespihlerimizi isteyen arkadaşlar var. Yani e, ucuz dediğim bile arkadaşlara ucuz gelmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnanın hepinize tesbih vermek istiyorum ama e, bakalit e, kehribarın yani bakalit tesbihin malzeme fiyatı çok çok yüksek arkadaşlar. Yani çok ucuza veremiyorum. E, hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. İnanın hepinizi tesbih sahibi yapmak istiyorum. Hepinizi bakalitle tanıştırmak istiyorum ama e, buna imkanım yok. E, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, i̇nşallah e, alacağınız ölçülere denk alacağınız fiyatlara denk gelirsiniz diyorum. E, böylece ben vebali atayım üstümden arkadaşlar. Çünkü gerçekten benim yapabileceğim bir şey yok. Bazı insanlar da şöyle sanıyor olabilir yani. Bu e, ne derler? Çok pahalı satıyor derler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yüzden genellikle bakalit e, kehribarlarını biz arkadaşlar ee, ne yapıyoruz Kaliteli işçilik yapıyoruz El işçiliği yapıyoruz Çünkü malzeme pahalı arkadaşlar Şimdi e, Biraz daha ince bir ip alacağım Çünkü bu ip zaten normalde sıkıştırıldı. şu Şuralara bakıyorum arkadaşlar Biraz daha ince bir ip bulayım 6 kat Bakın bu 6 kat bir ip Bu 6 kat ipi deneyeceğim şimdi ee, Öbürü çok kalın geldi Zaten ipin kendisi sıkıştırıyor Evet. Bakın bazen geçirken de tepetisinden önce geçirebilirsiniz. Bakın alttan çıkıyor. Ondan sonra, bak dizim tekniklerinden biri e, belki her yerde göstermiyorum. Şunu sonra taneleri dizersiniz arkadaşlar. Ama biz burada taneleri dizmeyeceğiz. İmameden geri geçireceğiz. Taneleri dönmüş gelmiş gibi. E, sonra sıkıştıracağız. Ve deneyeceğiz. Bakalım ne oluyor. Evet. Şimdi bu bizim için yeterli arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırayım isterseniz. Bu bizim için yeterli. Şuraya bir düğüm atacağım. Yarım düğüm. Yarım düğüme atıp tespihin içine çekeceğim bunu attım. Ee, şimdi ben bunu e, normalde e, şöyle ipi uzun bıraksam şöyle dibine kadar çeksem, şuradan kessem. Bir de şuradan şuraya kadar bu ipi temizlemek zorunda kalacağım. Ama mantık ne biliyor musunuz? İpiniz burada düğüm gizlemede bağlı. Mesela bakın. Burada düğüm gizlemede bağlı. Ee, hatta öyle yapayım. Bir dakika. Mesela kaçmasın diye yapıyorum arkadaşlar. Mesela burada bağlı. Detayı görebiliyorsunuzdur. Burada bağlı arkadaşlar diyelim. Burada düğüm kapama vardı. Düğüm kapamadan çıktı. Hop bunun içine yürüdü. Bir daha söylüyorum. Burası düğüm kapamamızdan çıktı. Hatta düğüm kapaması göstereyim. Diyelim ki şu düğüm kapamanın içindeydi. Şuradan çektiniz. Bu çıktı. İpiniz de yürüdü, bunun içine hop diye girdi, sıkıştı. Ama mesela, bundan önce mesela e, tesbihinizin ipi kaçtığı andan itibaren bırakın. Hiç ellemeyin, müdahale etmeyin, çekiştirme yapmayın. Çünkü şuralarda kalabilir, o zaman çıkarmak daha kolay. Ben bak mesela dibe kadar çektim bunu, en sona kadar çektim. Oldu ya siz dedim, e, en dibe kadar çekmişsinizdir arkadaşlar. Eee Burada sıkıştı kaldı bu. Şimdi burada ne yapmamız gerekir? Şu ipleri de şuradan itibaren şuraya kadar temizlememiz gerekir. Bunun yöntemlerinden biri. Zaten bu tamamen sıkıştı ya. Bu tane'nin bir tarafını, bir tarafını e, olabildiğince çekeceğiz, kopana kadar. E, muhtemel şu düğümden kurtulsun diye bekleyeceğiz. Şu düğümden kurtulup bir tarafı çıkarsa, öbür taraf zaten çıkacaktır ya da e, şurayı kesersiniz. Ee, ters tarafından girip ipi itersiniz. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Bunu ee, öyle olmuş gibi deneyeceğiz. Öyle olmuş gibi deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben pensemle bir taraftan asılayım. Diyeyim ki koptuğu yere kadar gelsin. Bakın koptu burada. Belki düğümden çıktı arkadaşlar. Ben e, düğümü çok iyi bağlamadım ama bu e, normal sizin attığınız düğümden de kopabilir. Düğümden koptu belki. Şimdi bu tarafı çekeceğim. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Gelecekse zaten temizlenmiş olacak. Ee, gelmeyecekse bu defa e, aynen şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu taraftan değil şuradan gelmeyecekse ipi keseceğiz şuradan. Ondan sonra şununla ipi geri iteceğiz. Önce bir deneyelim gidiyor mu hiç bakalım. Evet gidiyor mu diye bakalım arkadaşlar. Bayağı sıkışmış bakın. Evet gitti biraz. Gitti. Bakalım ama şeyi götürüyor mu? İpi götürüyor mu? Hayır. ipi götürmüyor. İpte hareket yok. Bir daha bakıyorum. Bir daha kontrol edeceğim. Evet. ipi biraz götürdü. Çıkıyor bakayım öbür tarafa arkadaşlar? Burada ekrandan kayıp duruyoruz. Yine gitmedi. Bakın bu defa çıktı arkadaşlar. Hiç bu ipi kesmeye bile gerek kalmadı. Bakın düğümü buradan çıkardı. Yakından görebiliyor musunuz? Düğümü buradan çıkardı ve çekip alabiliriz. Ee, Tabi bu sizi zorladığı zaman arkadaşlar sakın malzemeyi zorlamayın. İnanın şu e, delik uçlarını zorlarken bile bakın şu e, metali sağa sol yaptığınızda şu uçlarını kırarsınız. Şu uçlarına çok dikkat edin. Bu uçlarını sağa sol yaptığınızda kırarsınız. En basit yöntemle itersiniz, giderse gider, gitmezse yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, atölyeye getireceksiniz, atölyede e, uzman Arkadaşlar yani e, alet edevatı olduğu için uzman arkadaşlar alet edevatlarla girip temizleyecek. Belki sizin evinizde bu alet ve edevatlar mevcutsa siz de bu işi çok rahat yapabileceksiniz. Arkadaşlar bunun e, daha uğraşılacak başka e, şekillerde de e, gösterilebilirdi. Fakat e, ben sadece size mantığını anlatabilmek için, yöntemini anlatabilmek için gösterdim. Yoksa burada e, bu ip buradan Gerçekten zor anlamda sıkışmış olsaydı bizi çok terletirdi, çok sıkıntıya sokardı. Çünkü ben sadece bu telleri kullanarak basit mantıkla bunu size anlatmaya çalışacaktım. Çünkü freze kullanmayacaktım. Bu yüzden kolaylıkla da çıkması çok iyi oldu. Beni de çok memnun etti. Uğraşmamış olduk. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutacağım. Bu kadar yeter. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Ee, yine buna benzer e, sıkıntı yaşadığınız işleriniz olursa, e, merak ettiğiniz şeyler olursa çekinmeden bana yazın arkadaşlar. Ben sırası geldikçe, fırsat buldukça bunları sizin için çekeceğim. E, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.